Benim güzel ailem, hepinize yeni bir bölümden merhaba. Bugünse Erbil'in teknolojik cihazları, işte ekonomisi, detaylı bir şekilde askeri ücreti, işte ekmeğin, suyun fiyatını, market fiyatlarını falan çekeceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle İran panasını tanıtayım size. Kuzey Irak bölgesinin, Kürdistan bölgesinin de Irak bölgesinde para birimi aynı. Ve ülkede hala şöyle görmüş olduğunuz gibi sıfırları silmemişler. En büyük paraları 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000 ve 250, bir de 500 diye para birimleri var. Şu elimde görmüş olduğunuz 25.000 yaklaşık 324 TL yapıyor şu an. Maalesef şu an elimde 50.000 yok. O da ortalama, hemen şuradan bakalım, 648 TL yapıyor. 10.000 de yok elimde. Şu an şöyle bir 5.000 var. Bu da yaklaşık 64 TL falan yapıyor. Şöyle arkası da böyle. Hemen üzerinde de zaten şu an bulunduğumuz Erbil Kalesi'nin resmi var. Şunlar da binler. Bunlar da yaklaşık 12 TL falan yapıyor şu anki kura göre. Şöyle 250'li diye bir en küçük paraları var. Bu para da yaklaşık 3,5 TL yapıyor şu an. Şu an buradaki askeri ücret bir garsonun, işte oto yıkamacısının, markette çalışan bir kasiyerin yaklaşık 516 dinar bir askeri ücret alıyor. Bu da TL bazında 6480 TL yapıyor. Öğretmenin ortalama maaşı 900 dolar ve 1200 dolar arasında. Bu da demek oluyor ki bir öğretmenin aldığı maaş yaklaşık 18.000 TL. Peki şöyle bir soru soracak olursanız, bir doktor ne kadar alıyor Arif diye. Burada bir doktor yaklaşık 1500 dolar ve 25.000, 30.000 dolar arasında seyir alıyor maaşları. Elektrik, doğalgaz, su, aynı keza İran gibi burada çok ucuz ve üstüne üstlük Kuzey Irak'ta su tamamen ücretsiz, bedava. Devletin elektriğini kullanıyorlar burada ama çok sıkıntı yaşıyorlarmış. Ondan dolayı evlerde genellikle jeneratör kullanıyor halk. Yaklaşık ortalama şu an burada 1 litre benzin 50 sent. Bu da ne kadar yapıyor? 8 TL yapıyor. Söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Onları da gidelim aşağıdan merkeze inelim. Hatta bazı yerlerde şey okudum, ABD'den bile daha ucuzmuş buradaki teknolojik cihazlar. Bayağı da şaşırdım. Bakalım neden ucuzmuş, şimdi hep beraber öğreneceğiz. Abi şöyle bir Apple ürünleri satan bir tane dükkan gördüm. Bakalım girelim. Selamünaleyküm. Selam abi. Hello. Selam. How are you? Your name? My name is Deşti. Deşti. My name Arif. Nice to meet you Deşti abi. Nice to meet you. Nice to meet you. Abimiz burada MacBook Pro'lar satıyor. Şöyle hemen yan tarafta da MacBook Pro M2. M2, evet. M2 olan. MacBook Pro Big One. M1 CPU Pro. M1 ha, Pro. En yüksek olan kankalar. Because 16. We have M1 MacBook M1. We have MacBook Pro M1. We have MacBook Pro M2. We have MacBook Pro CPU. M1 Pro. Bu this en one. Prosu. En yukarıdaki. Abi give me please abi. Give first yeah. Yes. Bunun özelliklerine bakalım hemen. Bu yaklaşık 8 GB 256 da SSD'si var. Space Gray. Bu Space Gray olan ürünü. Rengi yani metal gri. How much is that abi? This one $1,259. American, yes, you can check it, brother. It's guaranteed? This model, yes, one year is international guarantee. Oh, one year good. Is international guarantee. You can check this part number, MNEH3X/I. Abi normal seri numarasını gösteriyor bize. Uluslararası'nda bir yıl garanti veriyor. Evet. Bu görmüş olduğunuz ürün tamamen orijinal bir ürün. Thank you abi. Abi give me please. Big. Kankalar bu tahmin ettiğim kadarıyla 512 SSD 16 GB RAM'i olan ürün. Aynen. You can check. This RAM. O 16 GB RAM var, 512 GB SSD'si var. Yes, this one space gray, evet. 10 core CPU. Bu da metal gray. 16 core GPU. 16 GB RAM, 512 GB storage. Evet. How much is that abi? This one 1000 sorry. This $2,399. Total. It's good price. Yeah, this it's good. In Apple
we have offer for this price. And Apple this month $2,499. You can check it in Apple. But my price better because we have offered about this month. Thank you so much. Abi şimdi burada kapalı kutu sıfır iPhone fiyatlarına bakıyoruz abiyle beraber. Burada 14 Pro Max var. 128 GB. Yaklaşık $1,279. Kaliforniya ürünü tamamen orijinal. Hemen yan tarafında 256'lık olanı var. Bu da yaklaşık $1,379. Buradaysa 13 Pro Max'ler var. Gene bir yıl garantili. Bunlar 256 GB. Yaklaşık $1,189. Buradaysa AirPods 2 var. Yaklaşık $119 bu. Hemen burada AirPods 3 var. Bu da yaklaşık $169. Buradaysa Pro 1 var. AirPods modelinin. O da $189. Pro 2. Bu Pro 2 olanmış. Bu $189. Pro 1. Bu da Pro 1 olanı modeli. Bu da $239. Burada da hemen JBL'lerin orijinal hoparlörleri var, ses bombaları. Yes. Abi, how much is that? Yeah. This one JBL Charge 5 with this price $149. One is guarantee, bir is guarantee. This one. Bunlarda da aynı uluslararası garanti var. This one JBL Flip 6. This one $122. $122. 12 saat şarjı gidiyorlamış kanka. Charge 5. Flip 5. This one, what is the price? This one before 100 now have offer. This one $89. Bunda 12 saat şarjı gidiyormuş. We have another one. This name Clip 4. Clip 4 modeli bu da. This price $59. $59 is good price. Bunun da 10 saat şarjı gidiyor kankalar. Colors. 10 horse charge. Yes. Charge. Yes. This 10 horse. Yeah, 10 horse. 10 hours. Yeah. Yes, 10 hours. This one. We have this one. This one Go 3. Go 3, you can check. Go 3. This you how can many shards? 5 hours. 5 hours. Bunda 5 saat gidiyormuş kanka. Have too much colors. It's okay abi. Tamam abi. About, tamam abi diyor. Tamam abi. We have headset. Headset aynı. This one two, bu da bilgisayar 510. için. This one price for $14. Just $14. Bir is guarantee abi. Abi, thank you so much. You're welcome, my brother. Thank you so much, you're abi. Welcome, welcome. Good luck, abi. Good work. Biraz önce elime telefonu aldım. Bir bakayım dedim fiyatların ne kadar olduğunu Türkiye'de. 128 GB, 14 Pro Max. Türkiye'de şu an $3,000. $51,000. Arada $2,000 fark var. Buradaki fiyatı ise sadece $23,000. Şok oldum. Sadece küçük bir sınır var aramızda. Ve rahat rahat gelip alabiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz burada. Şok oldum abi ya. Pasaportun üstüne bir işlem yapıyorlar. Cihazı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. iPhone 14 Pro Max 256 GB'ın fiyatı da Türkiye'de 54.000 TL. Buradaysa sadece $1,379. O da hemen kaç yapıyor? Bir saniye çevireyim. Buradaysa fiyatı 24.822 TL. Aradaki farka bakar mısın abi? Yarı yarı fiyatına. Hemen caddenin sağ tarafında da böyle Promedia diye bir dükkan var. Bu dükkanda teknolojik olarak aklınıza ne gelecekse her şey var. Burada GoPro Hero 10 var. GoPro Hero 11 modeli var. Son modeli. Burada medio modlar var. Volvo tripodlar var. İşte bataryalar, yedek şarj ünitesi. Her şey mevcut. Hadi girip şimdi de bunların fiyatlarını öğrenelim. Bu arada dükkan sahibimiz abi. Selamünaleyküm abi. Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol abi. İsmin neydi abi? Zeriyat. Zeriyat abi. Zeriyat abi bu arada bir 20 gün önce falan İstanbul'daymış. Evet, işte öyle. İstanbul'dan yeni gelmiş daha. Abi fiyatlar neden Kuzey Irak'ta bu kadar ucuz? Abi biziniz gümrük her şey geliyor 5 dolar. Gümrük ben vereceğim. Her şey geliyor. Böyle işte böyle ucuz. Vergi vermiyorsunuz galiba yok, abi. Vergisi hiçbir ürünün vergisi yok. Gümrükten sadece 5 dolara bütün ürünleri teslim alabiliyorsunuz. Dubai fiyatları burada gelir, 5 dolar masraf var. Arkadaşlar hemen burada GoPro 11 modeli var, son modeli. Bu yaklaşık $480. Burada da GoPro 10 Hero var. Bu da şu anki buradaki fiyatı $400. Bir de burada GoPro'ların medio modları var.
Bu GoPro Media Mod'da şu anki fiyatı $90. Şu an GoPro Home 1 Hero'nun Türkiye'deki fiyatı 12.600 lira. Bu da yaklaşık $696 yapıyor. Burada $400 olan GoPro Hero 11 ise 11.400 lira. Bu da yaklaşık $633 yapıyor. Buradaki $90 olan Media Mod Türkiye'de 3.271 TL. Bu da yaklaşık $181 bir para yapıyor. 3.200 lira olan Media Mod yani burada sadece 1.600 TL. Bu Sony'nin son model kulaklığı M4 serisi, yaklaşık 30 saat şarjı gidiyor. Bu burada sadece $260, Türkiye'de ise $370. TL'de şu anki fiyatı 6.437 TL. Buradaysa fiyatı sadece 4.680 TL. Bu da kulak içi mikrofonu Sony'nin M4 serisinin son hali gene. Bu burada $220. Türkiye'de ise şu anki fiyatı $261. Yani 4.700 TL. Buradaysa sadece fiyatı 3.960 TL. Abi benim hayalimdeki vlog kamerasını getirdi. Sony'nin burada ZV-1 serisi var. Full set halinde satıyor şu an abi. Tripoduyla beraber. Ama kaç para abi? Şimdi bakayım sistem. Abi sistemden bakacak şimdi. Bu Sony'nin vlog kamerasında fark yok. Bizim orada da fiyat aynı. Burada da aynı. Şimdi diyecek olursanız Arif. Kanka benim de pulum yok. İran'ı özledim valla. Kankalar derseniz benim param buna da yetmiyor. Çok pahalı. Burada bir abimizle tanıştım. İkinci el cihaz satıyor. Kendisi bilgisayarcı. Çok güvenilir biri, sağlam biri. Güzel temiz cihazları da var. Hadi gelin hep beraber onların fiyatlarına bakalım. Abi, hello. How are you? How I'm fine. Fine. Yeah, it's good. Buradaysa MacBook Pro'nun 2017 modeli var. Bu yaklaşık $400. Bunun özellikleri 256 GB SSD, 8 GB RAM'i var. Bunun da özelliği aynı. Bu 2018 serisi, bu $425. Buradaysa çok bir düşük bir modeli var, 2013 modeli. Bu yaklaşık $320. Bunun özellikleri de aynı. Buradaysa 2019 model, gene 8 GB RAM, 256 GB SSD olanı var. Bu da yaklaşık kaç dolardı? $470. Aynen, bu da $470. Abi teknik işler de yaptığı için hatta şey söyledi. Buradan dedi sana SSD RAM takıp bu cihazlardan bir tanesini 512 GB SSD, 16 GB RAM yapıp sadece $700 satın alabilirsin dedi. Bu da yaklaşık 9.800 TL falan ediyor. Türkiye'de bu özelliklerdeki bir cihaz şu an sıfırı 42.000 TL. Buradaysa sadece 9.000 lira. Buradaysa HP'nin gaming bilgisayarları var. Bunlar sıfır bu arada. Bu yaklaşık $590, 512 GB SSD, 16 GB RAM, 144 Hz ekran, AMD Ryzen 5 işlemcisi var bir de. Burada bir tane daha Legion'un gaming bilgisayarı var. AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics ekran kartı 4 GB. Ayrıyeten de Nvidia GeForce'un 1650 Ti'si var. Yaklaşık 256 GB da normal SSD kartı var. Bu da yaklaşık $600 falan. Ama tam bir oyun canavarı. Çıktık abinin dükkanından, Erbil Kalesi'nin meydanına gidiyoruz. Orada kaçak cihazlar satıyorlar. Yolun kenarında böyle orijinal cihaz da satan var. Hadi hep beraber gidip oraya bakalım. Bir de bu arada ben hala telefonla edit yapıyorum. O görmüş olduğunuz cihazlardan bir tane alsak, ben böyle güzel güzel edit yapsam, size daha güzel şeyler aktarabilsem görüntü kalitesi de olarak çok sevinirim. Zaten öyle bir, ya şu nasıl diyeyim size, şu GoPro'yu almak bile benim hayalimdi ya. Valla. Şu GoPro'ya bir asgari ücretle bir ay çalışıp almıştım zar zor. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atar, abone değilseniz abone olursanız bu gezimde bana çok büyük destekçi olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ailemize hoş geldiniz. Burada amcalar, dedeler, teyzeler hepsi iPhone kullanıyor. Hepsinin elinde iPhone var. Lan benim bile iPhone yok. Telefonumun ekranı hala bozuk ha. Ona rağmen yapıyorum edit bir şeyler. Şöyle Jibal Zone diye bir dükkana geldim. Oppo ürünleri satıyorlar. Burada
Oppo Reno 6Z 5G var. Yaklaşık fiyatı 369 dolar. 8 GB RAM'i var. 128 GB da hafızası var. Hemen yanında Oppo A55 serisi var. Bu 169 dolar. 4 GB RAM'i, 128 GB da hafızası var. Şöyle hemen yanında Oppo A74 2021 modeli var. Bu da 199 dolar. Şöyle 6 GB RAM'i var. 128 GB da hafızası var. Burada ise Oppo Reno 7 serisi var. Son model cihaz Oppo'nun. Bu yaklaşık 369 dolar. 256 GB hafızası var. 9 GB da RAM'i var. Böyle. Cam gibi kamerası var vallahi, bayağı güzel. Kankamı çekeyim dur. Kamerası gayet başarılı valla. O ne kanka? O da mı son modeli? 199. Bu da 199 dolar olan bir cihazı. Bugün gelmiş. Daha bugün gelmiş cihaz. Kamerasına baksanız abi, büsbüyük ya. Burada ise Redmi serileri var. Burada Redmi Note 11 Pro var. Yaklaşık 252 dolar. 8 GB RAM, 128 GB da hafızası var. Burada Mi 11T modeli var. 355 dolar. 256'lı. 335 dolar da 128 GB'lı. 8 GB da RAM var bu cihazın. Burada Xiaomi 12 var. Oo, bayağı güzel görünüyor lan. Güzelmiş bak bu. Hoşuma gitti gerçekten. Bunun fiyatı 639 dolar. Parasından dolayı zaten. Güzelliği de. 8 GB RAM'i, 256 GB da hafızası var. Burada efsaneler efsanesi Galaxy S22 var. Yaklaşık 1149 dolar. 12 GB RAM, 256 GB da hafızası var. Gerçekten mükemmel bir cihaz. Jilet gibi ya, baksanız abi. Bu kaç tane kamerası var bunun? Bu ne? 5'te çalışıyor mu? Ne yapıyorsunuz lan? Oo, ön kamerası da bayağı iyiymiş. Arka kamerası da çok canlı görünüyor. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama bayağı güzel. Abi iki büklüm telefon yapmışlar, bu ne? Şuna bak abi. Korktum. Galaxy Z Flip 4 serisi yaklaşık 900 dolar. Burada hemen saatleri var Galaxy Watch. 5 Pro var burada. Bunun fiyatı yazmıyor. Abi bu kaç para? 295. Teşekkürler abi. Bu mağazanın en ucuz cihazlarından Infinix Smart 6 serisi. Şu an burada 108 dolar yazıyor ama arkadaşlar değiştirmemişler daha. 99 dolarmış. Yaklaşık 1700 TL. 3 GB RAM'i, 64 GB da hafızası var. Bayağı iyi. Ekranı da bayağı güzel. Abi bunlar çalışıyor %100 yani Türkiye'de. Hiçbir problemsiz. Türkiye'de çalışıyor hepsi. İyi akşamlar diyorum herki. İyi akşamlar abi. Öyle Oppo Moppo görünce Samsung falan, onları da çekeyim dedim size. Bayağı da uygun fiyatları galiba. Bakmadım ama bence uygundur. O Apple fiyatlarını, MacBook fiyatlarını gördükten sonra. O dediğim yere gidelim, hem de kulaklık alalım. Benim kulaklık bir aydan beri, bir buçuk aydan beri yok. Öyle idare ediyorum kulaklıksız. Abi şöyle yolun üstünde gördüğünüz gibi teknolojik eşyalar satmaya başladılar. Böyle tuşlu telefonlar satıyorlar. Çok ucuza, yaklaşık 10 dinar yani 6 dolar 7 dolara şöyle çakma ürünler satıyorlar. Bunlar da bayağı ucuz. Hepsi 5 dinar, 6 dinar, 7 dinar. Abi Çenda 1000 yekezar arkadaşlar. Yani 1 dolar mı? Yok, 1 dolar bile değil hatta. 80 sent. Kaç para yapıyor TL ile? 15 lira falan. Yani 15 lira. Bayağı da güzel görünüyor. Abi Çenda. Dehez 10 dinar arkadaşlar. Yaklaşık ne kadar ediyor? İşte dediğim pazar burası. Burada ne ararsanız var.
Bütün abiler böyle teknolojik eşya satıyor. Var. Power bank var, kulaklık var, işte ses bombası var, telefon kılıfları var. Yine burada tuşlu telefon satıyorlar abi. Burada da eski tuşlu telefonların bataryalarından satıyorlar böyle. Selamünaleyküm. Şöyle arkadaşlar burada AirPods satıyorlar. Abi Çenda. Sahibi yokmuş daha burada. Bu AirPods'a yaklaşık 250 TL. Şöyle göstereyim. Bunlar orijinalle birebir aynısı Kaliforniya cihazı. Bir üst serisi gene AirPod'un. Çok güzel bir cihaz. Bu da orijinal. Kaliforniya ürünü. Bu cihazsa sadece 324 TL. Abimiz sağ olsun bizi kırmadı. Kontrol edebilir miyiz dedik. Açtı bizim için. Arkadaşlar harbiden orijinal yani. Şöyle seri numarasını görüyor musunuz? Hemen içeride yazıyor. Bunu Apple mağazasından direkt kontrol edip bakabiliyor siteden. Gerçekten orijinal bir cihaz. Bunu çiçeğe alacağız. Benim kulağıma olmuyor çünkü bu. Al dene bakalım. Şimdi hem çiçeğinkini hem de benimkini toplamda 40 dinara anlaştık. Sadece 518 TL'ye bir tane Pro AirPod, bir de normal AirPod aldık. Gayet iyi bence. Böyle abimiz hemen ayaküstü telefon tamiri de yapıyor. Abi şöyle iPad Pro'nun 2018 modelini bulduk. 256 GB. Bu ürün sıfır görünüyor. İçeri girip soralım. Hemen yanında da Pro 3 64 GB'lık olanı var. Gene burada 32'lik olanı var. Vallahi merak ettim. Şöyle burada iPad 11 Pro var 128 GB. Hemen yanında 12 Pro Max var 256 GB. iPad 11 Pro var gene burada 128 GB. Abi şuradaki iPad'lerin fiyatları ne kadar öğrenebilir miyim? Öndeki iPad 11 Pro Max'ler var ya 256 GB. 2018. Kaç dolar? 700 dolar. 128'likler ne kadar? 620 dolar. Tam 3 günden beri bu sokakta yürüyorum. Hep böyle yoğun abi. Hiç eksik olmuyor. Teknolojik cihazlara çok büyük bir ilgi var. Abimiz burada böyle saat satıyor. 15 bine yaklaşık 9 dolar, 8 dolar falan. Benim böyle bir saatim vardı hatırlarsanız. Tırdan inerken pimi koptu. Sonra bir yerde unuttum. Kayboldu gitti. Saatsiz de hiç yapamıyorum abi. Sürekli saate bakıp duruyorum. Telefonun ekranı bozuk. Açılmıyor. Bence gayet iyi oldu. Canon'un E10S 6 diye bir serisi var 450 dolara. D750 Nikon var. O da 925 dolar. EOS 60D diye 230 dolar bu da. Abimiz çok iyi Türkçe konuşuyor. İsmin ne abi? Kavran. 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 Kavran abimizin de burada böyle bir teknolojik cihaz sattığı bir tezgah var hemen pasajın yan tarafında. Valla her şeyde var. Hepsi Çin malı. Ne soralım? Hepsi Çin malıymış, kaçakmış. Şöyle bir Samsung'un kafası var. Bu kaç var abi? Yani 4000. 4000 dinar. 4000 dinar Irak parasında. Irak parası 4000 dinarmış arkadaşlar bu. Burada başka ne var sorabileceğimiz, sormadığımız mesela. Şöyle bir power bank var. Vegar'ın. 25.000 dinar. Yok, 15 dinar. Kuatı 25. Ha. Yani 10, 4 mobil şarjıyorsun. Aa, 4 tane şarjıyormuş bu 25.000'lik. 15 dinar. 15 dinar. 15 dinarmış. Bayağı da kompakt ya, çok hafif. Çok güzel, aynen öyle. Abi memleket nereye? Abi Erzurum. Erzurum. Şöyle bir Joyram'ın powerbank'i var 20.000'lik. Bu kaç para abi? Bu 35. 35.000 dinarmış bu da. Şöyle bir kaçak kulaklık soralım. Bu kaç para abi? 12.000. 12.000 liraymış bu da. Şöyle bir çakma AirPod. Sağ olasın abi, tanıştığıma memnun oldum. Eyvallah abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sağ olasın. Güle güle. Meydanın yere maşallah var. İğne atsan yere düşmez, çok kalabalık. Abi bu bölümden benden bu kadar. Elimden geldiğince Erbil'deki teknolojik cihazların fiyatlarını size aktarmaya çalıştım.
Bu gezimde bana destek olun, abone olun kadar başka bir şey demiyorum. Haydi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Çav çav.